Aa çok saçma oldu. Flash TV oyunculuğu Allah çağırsın. Sağ mı sol mu? Abi bir yol da bilmiyorum, dur bir dakika, kaybolduk galiba. Ay anasını satayım ya. Abi hiç oyunculuk sıfır. Benlik iş değil aslında da, ufak böyle bir sinematik giriş yapmak istedim ya. Buruh, harbi buruh yani. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrardan birlikteyiz. Biliyorum uzun zaman oldu, biliyorum uzun zamandır video çekmiyorum, sizi habersiz bıraktım ama bugün arkadaşlar gördüğünüz üzere Türkiye'de değiliz. Fransa'dayız. Le Mans şehrindeyiz. Sizi bu Le Mans'ın müthiş katedralin olduğu yerde bu açılışı yapmak istedim. Bu videoda arkadaşlar biraz benden bahsedeceğiz. Neden bunca zaman yoktum? Bu süreçte neler oldu, neler bitti ve yeni motorum olacak. Size bugün yeni motorumu göstereceğim. Dilerseniz motorun üstüne geçelim. Daha fazla burada beklemeyelim. Motorun üstünde eski günlerdeki gibi motovlog tarzında anlatıma devam ederim. Evet! Çok uzun süre oldu. Yani 2,5 3 sene oldu neredeyse. Bunun tabii sebepleri var. Buradan bir çekelim. Bunun sebepleri var. Sebeplerinden bir tanesi, ana sebeplerinden bir tanesi, motorum yoktu. Yani bu süreçte, bu 2,5-3 senelik süreçte R6'dan sonra maalesef ki motorum olmadı. Olsaydı zaten muhtemelen devam ederdim. Şurada bir... Aman Allah'ım. Motordan birazdan bahsedeceğim. Bir sakin bir yere çekeyim, motordan bahsedeceğim ama önce benle ilgili konuşmak istiyorum. 2,5-3 senelik süreçte motorum yoktu. Yani annemin X-Max'lik 150'sini kullanıyordum. Ve açıkçası o motorla içerik üretmek istemiyordum. Yani içerik üretmek içimden gelmiyordu. O yüzden böyle bir dönem uzaklaştık. Şimdi artık buradayım. Fransa'nın Le Mans şehrindeyim. Yaklaşık 6 aydır buradayım. Temmuz'un ortasında geldim. Ne için geldim? Ben buraya yüksek lisans için geldim. Okumaya geldim. Evet, hala öğrenci. Yaşımı soracaksanız yaşım 27 ve hala öğrenciyim. İleride doktora da yapmak istiyorum. Yani benim açıkçası hedefim, ben Fransızca öğretmenliği okudum üniversitede. Şimdi de yine Fransızca öğretmenliği üzerinde yüksek lisans yapıyorum. Ardından üniversitede ben de öğretim görevlisi. Of, onu yakalasak mı ya? O neydi öyle? Onu yakalayalım. Hadi bakalım, biraz aksiyon olsun. Onu yakalayalım ya. Oğlum çok hızlı gitmiş. Nereye gitti? Aha orada. Orada yakalarız. Onu takip edeceğim. Onu takip edeceğim. Aha. Of, egzozlara bak. AMG. A kaç bu? A45 mi? Polonya plaka. Onun sesini duyalım. Aa, çok ses çıkarmıyor. Ama güzel gidiyor. Onu çok fena basadı ya. A45 AMG S. Uzayacak. Oğlum çok fena uzuyor bu arada. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Hadi bir ara gaz be. Hadi bir ara gaz be. Hadi. Çok iyi. Harika ya. Çok ses çıkmıyor ama ondan. Konumuza döneceğim ama şu an çok heyecanlandım. Bir saniye. Biraz sakinleşmem lazım. Çok iyi araba. Çok güzel araba. Yani yurt dışında olmanın avantajlarından bir tanesi bu. Her gün güzel arabalar görüyorum. Her gün güzel motorlar görüyorum. Yani umarım denk gelir. Bak şu an bu videoda denk gelmesi güzel oldu. Bu videoda denk gelmesi güzel oldu. De ben gitmek istediğim yere çok uzaklaştım şu an bu arada. Oğlum çok fena uzuyor. Acayip iyi uzuyor. Şimdi arkadaşlar ne diyordum? Ha, ben buraya evet dediğim gibi yani yüksek lisansı yapıp dönme gibi bir hedefim var. Ardından Türkiye'de öğretim görevlisi, yani üniversitede öğretmenlik yapma gibi bir düşüncem var. Bir hedefim var. Bu süreçte de, bu 2 yıllık yüksek lisans sürecinde de Fransa'dayım. Burada bir tane Triumph var. Lan ben nereye gidiyorum ya? Ben bu adamla birlikte... Ben bu adamın peşine takıldım. Adam diyecek niye beni takip ediyor. Ay, fena ya. Vallahi çok iyi. İyi de orijinal egzoz abi. Yani çok acayip ses çıkarmıyor. Yani benim egzoz sesim onunkini bastırıyor açıkçası. Adam fena oyuncu da yer müsait değil.
gazlamaya. Yurt dışı ile ilgili, yurt dışına nasıl çıkılır, yurt dışına nasıl gidilir, bununla ilgili videolar çekeceğim merak eden arkadaşlar için. Yurt dışına motor sürmekle ilgili, yurt dışına egzoz kullanmakla ilgili, çünkü burada motorların %90'ında egzoz var. Bununla ilgili video çekeceğim. Kendi motorumun susturucusunu söktüm. Onunla ilgili video çekeceğim. Yani bu kadar bağırmasının ana sebeplerinden biri bu. Bu adamı salayım mı artık ya? Bu adamı salayım. Bu adamı salayım, yoksa bu adamın peşine takılırsak biz bu videoyu çekemeyeceğiz abi. Le Mans şehri pistiyle ünlü bir şehir. Bugatti pisti. Ve bu pistte MotoGP olsun, 24 saat motor yarışları olsun, araba yarışları olsun, bu yarışlarla ünlü bir şehir. Aslında küçük bir şehir, Bilecik kadar bir şehir. Ben açıkçası bayıldım, çok sevdim bu şehri. Ve o pistte dediğim gibi devamlı olarak yarışlar düzenleniyor. 24 saat motosiklet yarışlarına biletimi aldım. 3 gün, hatta 4 gün. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 4 gün birlikte bu motosiklet yarışına, 24 saat motosiklet yarışına katılacağız. Tabii vlog tadında bu tarz videolar gelecek. Bu yüzden mutlaka kanala abone olun. Aboneyseniz de beğenmeyi unutmayın. Geri döneyim bari. Burası otobüs yolu değildir değil mi? Daha otobüs yoluna girdik. Hops. Otobüs yoluna girdik. Tamam. Ya yurt dışında bu olay çok şey. Bir otobüs yolu var, bir bisiklet yolu var, bir tramvay yolu var. Gerçi şu an tramvay yolu, otobüs yolu bir de. Bir de normal yol var. Yani buna alışmak biraz zor. Olay değil ama alışacağız. Oha, 7.30 bayağı eski plaka. Ben şimdi kapatıyorum. Güzel bir yer bulayım. Orada motorumu göstereyim. Ardından kapanışı yapalım. Evet, sonunda bir yer buldum. Rahat edebileceğim. Motorun zaten detaylı tanıtımını çekeceğim. Çünkü Türkiye'de değeri bilinmeyen bir motor. Türkiye'de de az sayıda. Yani şu an sahibinden de 5-6 tane ilan var sanırım. Fakat bunların bir eski kasası. Yani benim motorum şu an 2009 model. 102 GSF 650 Bandit S diye geçiyor. Bir de bunların naked versiyonları var. Bandit S versiyonu grenajlı. Yani şöyle söyleyeyim. XJ6'nın diversion versiyonu gibi. Bir XJ6 var, bir de diversion versiyonu, biraz daha grenajlı. Yani en azından kafa grenajı. Motorum 4 silindir. Yani o efsane 4 silindire sesine sahip bir motor. 85 beygir. Son 4000 devir var ama 12500'de kesişe giriyor. Yani üst devirleri çıktığımızda o ses efsane, muazzam bir ses oluyor. Üstünde MIV egzoz var. Bu motor arkadaşlar babamın eski motoru. Babam yeni motor aldı. Yani bununla ilgili de video çekeriz ama ne zaman çekeriz bilmiyorum. Çünkü babam Paris'te, ben biraz da uzaktayım. Aramızda 200 kilometre var. Babamın eski motoru. Babam sağ olsun bu motoru bana, yani anlaştık kendi aramızda diyelim. Geçmişi temiz. Yani babamdan önce babama kadar ki olan geçmişi temiz motor. Bildiğim kadarıyla ilk sahibinden kadın bir jandarmadan bu motor ve bütün 2019'dan 30 bin kilometreye kadar sanırım, ya da 25 miydi bilmiyorum, tam emin değilim ama 25 bin kilometreye kadar full servis bakımlı. Ardından babam alıyor bu motoru ve babam da artık Allah ne verdiyse, yani babam bunu biraz Paris'in içinde kullandı ve Paris'in içinde kullanmak motoru biraz yıpratıyor. Çünkü park halinde görüyorsunuz burada yer var. Buradaki grenaj böyle tutturulmuş. Biraz tırnakları kırık sanırım. Çünkü Paris'in içinde park halinde dışarıda kaldı motor. Devamlı çarptılar, devirdiler. Ama bir kazası yok yani. Bildiğim kadarıyla. Bu tarafta da yine aynı şekilde burada çizikler var. Şu an motor 43.000'de. Ağır bakım gerekiyor aslında. Fakat şimdilik Suzuki'ye güvenip sadece yağını doldur devam modundayız. Şimdi bir top case var. Karmayı da düşünmüyorum. Açıkçası başta çirkin, evet. Yani kabul ediyorum, çirkin bir görüntüsü var ama alıştıktan sonra abi şu top case'in rahatlığını kullanan bilir ya. Ya şu alışverişe geliyorum mesela buraya. Atıyorum içine. Kaskımı çıkartıyorum. Atıyorum içine. Yani bu top case'in rahatlığı alıştıktan sonra vazgeçmek çok zor oluyor. Yani motora böyle bir biraz agresifliğini kaçırıyor. Böyle bir biraz yaşlı. Yaşlılaştırıyor motoru. Ama yapacak bir şey yok. Biz de artık sonuçta yaşımız ilerledi ya, artık genç değiliz. 85 beygir gayet yeterli. Yakıt konusunda biraz üzüyor. 4 silindir olduğu için şu an benim ortalamam 8 litre civarında. Karma kullanım yani, ama çoğunlukla şehir içiyim muhtemelen ondan. Onun dışında lastiklerimiz zaten babam yeni değiştirmişti. Yani lastiklerimiz yeni. Zincir dişliği de yeni değiştirmişti. O yüzden şu an bir bakım masrafımız yok. Yağını değiştirmek dışında. Yağını da zaten yaza doğru değiştiririz muhtemelen. Babamın evinde birlikte, babamla birlikte motorun bakımını yaparız. Babamla motorunu çekeriz. Çünkü babama yeni motor aldık.
Ama muazzam bir motor. O zamana kadar satmazsa, ki satmaz muhtemelen bu yaza kadar, onun da videosunu çekeceğiz. Çünkü biliyorsunuz kanalın en çok izlenen videosu, babama yarış motoru aldık. O videoyu da tekrar izleyebilirsin. Diyeceklerim bu kadar. Zaten çok fazla detaya girmek istemiyorum. Yani bu motorla ilgili video çekeceğim. Bayrağımızı da göstereyim. Ben yapıştırdım nazarlıkla birlikte. Arkasında da, yani şurada da bir tane Türk bayrağı olması lazım. Aha şurada. Evet, orada bir Türk bayrağımız var. Algoritmamız çok kötü. Yani video atmadığımız için gayet normal. Bu algoritmayı düzeltmek bizim elimizde. Bu yüzden lütfen bu videoyu izliyorsanız beğenip ufak da olsa bir yorum yapmanızı rica ediyorum. Ki bu algoritmayı düzeltelim. Şu insanlar gitsin, size ufak bir ara gazı çekeyim. Egzoz sesini göstereyim. Ardından ben gideyim. Bak şimdi bak. 4 silindirin sesi. Tamam yeter. Bu videoyu böyle bitirelim. Kanala abone değilseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Artık devamlı içeriklerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye.